hakkında konuşalım. Fatih Mert bir açıklama yaptı. 5 dosyanın 4'ünü çözdük. Eksi 3 puan büyük bir ihtimal gelmeyecek dedi. Evet. Şimdi eksi 3 puan şeyin yönetimin birinci önceliğiydi. Yani transferi açabilmenin ötesinde hem zamanlı bir iş olduğu için hem de siz transferi açmak için yapacağınız bütün çalışmaları boşa çıkartabileceği için anladığım kadarıyla eksi 3 puan konusundaki çözümleri öne çıkarttılar. 5 dosyanın 4'ünün çözüldüğüne dair dün akşam sosyal medyada paylaşımını yaptı. 5. dosyada bir şekilde çözeceklerini varsayarak eksi 3 puan tehdidinin ortadan kalkmak üzere olduğunu varsayıyoruz. Şimdi bunun hemen ardından transfer yasağını açabilmek, kaldırabilmek, transfer tahtasını açabilmekle ilgili görüşmeler, 30'un üzerinde dosya var dendi. İşte bir kısmına ev verildi dendi, bir kısmına bir şey dendi. Şimdi zannediyorum çünkü görüşmeler iyi gidiyor ama daha henüz yani 5'te 4 gibi atıyorum işte 30'da 24 gibi falan bir noktaya gelinemedi ki henüz o konuda hala karamsar paylaşımlar söz konusu şeyde Ankara Gücü tarafında. Şimdi transfer tahtasının açılamadığını varsayalım. Herkesin ortak kanaati düne kadar demeyelim geçen haftaya kadar transfer tahtası açılamazsa Ankara Gücü küme düşer di. Şimdi Ankara Gücü farkındaysanız 17. haftada tahtası kapalıyken bir kere bir transfer yaptı. Scarione'yi transfer etti. Çok da güzel verim aldı kendisinden. İkinci transferini de yaptı. Kaan Uykur'u geri getirdi stoper olarak. Hani bir stoper takviyesi daha olmuş gibi oldu. Süper. Şimdi yorumlarda bu dosyalarla alakalı Hof da merak ediliyor. Hof konusu var. Çözülemiyor. Şimdi şöyle bir de yorum geldi. Tolga Cenk diye bir izleyicimiz. Onunla anlaşmanın tek yolu uzun vadeli bir kaleci antrenörlüğü teklifi olabilir. Yoksa 2 milyon avro vermeyelim derken 500 milyon lira borçla düşeriz demiş. Bir de senin hakemlere girmeni istiyorlar abi. İlham Yılmaz. Ve yönetim Hof'a ulaşamıyormuş. Asenşe'nin yorumu. Yönetim Hof'a ulaşır. Hof'a sana para vereceğiz dedikleri zaman Hof Mars'ta olsa gelir. Yani öyle bir şey yok. Yani hakemlere bu hafta hakem konuşmamaya acayip kararlıyım. Yani çünkü gerçekten Şiraz'a kaçıyor sonra. Yani İstanbul medyasına dönüyoruz. Yani biz burada başka bir şey yapmaya çalışıyoruz gerçekten. Sadece hakem konuşarak burada 3 saat program yapabilirim. Yani çok net. Yani maçları izle, görüntüler al, fotoğrafları çek, getir şuraya. Sen söyle, ben söyle. Sen ya 3 saat program yaparız. Kimseye de bir faydası olmaz. Biz faydası olan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Benim sözüm kaldığı yer, tekrar söylüyorum, transfer tahtasının açılamaması halinde kısmıydı. Ben iddia ve ısrar ediyorum. Ankara Gücü transfer tahtasının açılamaması halinde dahi bugünden küme düştü olarak ifade edilebilecek bir top oynamıyor. Elinde şeyleri var, kaynakları var, güzel kaynakları var. Kullanamadığı kaynakları var. Transfer mevsimi yaklaşmış olduğu için oyuncuların kendisini geri çektiği gibi durumlar var ki isyanını da son basın toplantısında Mustafa Kaplan ortaya koydu. Yani ancak benim istediğim oyuncular gider, yoksa böyle kötü oynuyorum ayaklarıyla ben gitmeyi kimse garanti altında görmesin dedi. Demek ki böyle oynayan bazı arkadaşlar var santrafor mevkiinde özellikle. İsim verebilirsin, zaten açıkladılar. Yok, ben de açıkladım zaten. Yani adını Orgil dememiş olsam da sonuçta açıkladım. Şimdi böyle bir durum da varsa, Mustafa Kaplan bu konuda böyle bir gözlemi ve şeyi de varsa, şimdi diyelim ki gerçekten transfer tahtası açılmadı. Oscar da Orgil de bir yere gidemedi. Scarione oyuna dahil oldu. İşte Kaan stoper. Herkes lan tahta açılamıyorsa top sizde arkadaşlar. Hadi artık şimdi, o da var şimdi hani. Transfer tahtası açılır, 7-8 transfer yapılırsa bizim halimiz ne olacak diye düşünenler de var orada. Vardır sayısı. Tabii. Bu çok miktarda var. Onlar da artık yani yük omuzlara bindi. Bizim Türk işi, sorumluluk sahibi olma işi budur. Yani denize atarsınız, yüzmeyi öğrenir. Ben Ankara Gücü'nün takımının oyuncu kalitesinin Süper Lig'den düşmeyi hak edecek bir oyuncu kalitesi olduğunu düşünmüyorum. Özellikle de Scarione'nin katılımı Orgil'in de geçen seneki performansına yaklaşması halinde. Doğru. Bak ulaşması da demiyorum. Yaklaşması diyorum. Ankara Gücü'nün gol problemi var mı? Var. Gol probleminin çözümünü kaleci de arayacak halimiz yok. Yani santrafor da arayacağız.